Kendinden izahını siracun nura havale edip külli erkanının değil belki cüz'i ve cüzlerin cüz'ü ve hususi meyvelerinden birkaç numune beyan edilecek. Birisi bir gün bir duada Ya Rabbi Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle mealinde duayı dediğim zaman herkesi titreten ve dehşet veren Azrail namını zikrettiğim vakit gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Elhamdülillah dedim. Azrail'i cidden sevmeye başladım. Melaike iman rüknünün bu cüz'i ferdinin pek çok meyvelerinden yalnız bir cüz'i meyvesine gayet kısa bir işaret ederiz. Birisi insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başı boşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim. Ve insanın amelini yazan melekler hatırıma geldi. Baktım, aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. Birisi, her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla kitabet ve şiir, hatta sinemayla hıfzına çalışır. Hususan o fiillerin cennette baki meyveleri bulunsa daha ziyade merak eder. Kiramen katibin insanın omuzlarında durup onları ebedi manzaralarda göstermek ve sahiplerine daimi mükafat kazandırmak o kadar bana şirin geldi ki tarif edemem. Her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla kitabet ve şiir, hatta sinemayla hıfzına çalışır. Hususan o fiillerin cennette baki meyveleri bulunsa daha ziyade merak eder. Kiramen katibin insanın omuzlarında durup onları ebedi manzaralarda göstermek ve sahiplerine daimi mükafat kazandırmak o kadar bana şirin geldi ki tarif edemem. Sonra ehli dünyanın beni hayat içtimaiyedeki her şeyden tecrit etmek için bütün kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden ve teselli verici işlerden ayrı düşürmeleriyle beraber gurbet vahşeti beni sıkarken ve boş dünya başıma yıkılırken melaike imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi. Kainatımı ve dünyamı şenlendirdi. Melekler ve ruhanilerle doldurdu. Alemimi sevinçle güldürdü. Ehli dalaletin dünyaları vahşet ve boşluk ve karanlıkla ağladıklarını gösterdi. Hayalim bu meyvenin lezzetiyle mesur iken umum peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı, tattı. Birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşamış gibi onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı ve imanımı külli yapıp genişlendirdi ve ahir zaman peygamberimizin imana ait olan davalarına binler imza bastırdı, şeytanları susturdu. Birden Hikmetül İstihaze lemasında kat'i cevabı bulunan bir sual kalbime geldi ki bu meyveler gibi hadsiz tatlı semereler ve faydeler ve hasenatın gayet güzel neticeleri ve menfaatleri Erhamur Rahimi'nin gayet merhametkârâne tevfikleri ve inayetleri ehli hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde ehli dalalet neden çok defa galebe eder ve bazen 20'si 100 tane ehli hidayeti perişan eder diye manen benden soruldu. Ve bu tefekkür içinde şeytanın gayet zayıf destelerine karşı Kur'an'ın büyük tahşidatı ve melaikeleri ve Cenab-ı Hakk'ın yardımını ehli imana göndermesi hatırıma geldi. Risale-i Nur'un onun hikmetini kat'i hüccetlerle izana binaen o sualin cevabına gayet kısa bir işaret ederiz. Onu evvel bir yer var yukarıda. Onu bir yazsana. Mesela şu adım, bu melekler iman var ya böyle bir vakti diyor değil mi? Hazreti Selam
neden nimetmiş? Bunu havuz ediyor. Bu havuzda melekler dışarı diyor. O da neden nimet diyor büyük nimet? Her ameli yazıyor. Her şeyi kayıt oluyor. Güzel şeyler böyle. İlahi. Bir dirmekler bu için. Emirden gönderilir. Bizler sonra da bir tatlı yok. Ben başa, sen değil. Onu da demek orada meleklere iman ikişer. Onlar hazır nazir gibi. Onlarla ilişkin. Oradan diyor ki bu hayalim bu meyvenin. Hayalim bu meyvenin lezzetiyle mesur iken umum peygamberlere imanım pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı, tattı. Mesela peygamber iman. Ve Resul değil mi? Meleklere imanın meyvesi ne oluyormuş? Evet, oluyor. Birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşamış gibi onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı ve imanımı külli yapıp genişlendirdi. İşte buymuş yani. İman da bir nur yani. Peygamber iman etmeli. Mesela ben bazen Yunus Emre'nin geldi, niyazım senin kendi küçük okuyacağım böyle. Öyle cümleler var ki mesela BİM harfinde, sizde. Diyor yine Azimus'u, ben diyor işte Azimus'u beraber diyor şeyden şey benim. Efendim böyle Nuh Aleyhisselam peygamberle diyorum, Gimbi binem benem. Yunus Peygamber'in şey neydi? Olur kardeşim benem, benem, hep benim. Meğerse buymuş ya. Bütün peygambere böyle yaşamış gibi. Birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşamış gibi onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı. Ve imanımı külli yapıp genişlendirdi. O imanı kişerdi o bana, o imanı kişerdi o oluyor yani. İman dairesi. İman, Allah'a iman diyoruz, Allah kalbine tecelli ediyor şu ya. Ben semavat ağzı sığmadım, mümin bulgun kalbine sığmadım. Yani aynı mı sende? Yani Üstad'ın da diyor ya, nasıl adi bir cam, güneşler, yüzü çevir, sonra bir ayna olur. Onun gibi diyor, müminin kalbi de bir aynedir. Şems-i ezeliye bir aynedir. Eğer Allah bulduysa, onu buldu, senin gibi. Onun izahı ise bu. Birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşamış gibi onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı ve imanımı külli yapıp genişlendirdi ve ahir zaman peygamberimizin İmana ait olan davalarına binler imza bastırdı, şeytanları susturdu. Birden Hikmetül İstihaze namazında kat'i cevabı bulunan bir sual kalbime geldi ki, bu meyveler gibi hadsiz tatlı semereler ve faydeler ve hasenatın gayet güzel neticeleri ve menfaatleri, Erhamur Rahimi'nin gayet merhametkârâne tevfikleri ve inayetleri, ehli hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde ehli dalalet neden çok defa galebe eder ve bazen 20'si 100 tane ehli hidayeti perişan eder diye manen benden soruldu. Ve bu tefekkür içinde şeytanın gayet zayıf destelerine karşı Kur'an'ın büyük tahşidatı ve melaikeleri ve Cenab-ı Hakk'ın yardımını ehli imana göndermesi hatırına geldi. Risale-i Nur'un onun hikmetini kat'i hüccetlerle izahına binaen o sualin cevabına gayet kısa bir işaret ederiz. Evet, bazen serseri ve gizli muzır bir adamın bir saraya ateş atmaya çalışması yüzünden, yüzer adamın yapması gibi yüzer adamın muhafazası ile ve bazen devlete ve padişaha iltica ile o sarayın vücudu devam edebilir. Çünkü onun vücudu bütün şeraitin ve erkanın ve esbabın vücuduyla olabilir. Fakat onun ademi ve harap olması bir tek şartın ademiyle vaki ve bir serserinin ki bir kibretiyle yanıp mahvolduğu gibi ins ve cin şeytanları az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli manevi yangınlar yaparlar. Evet, bütün fenalıklar... Bu da aynı şey.
Evet, fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mayesi ve esirleri Adem'dir, tahriptir. Sureten vücudun altında Adem ve bozmak saklıdır. İşte cinni ve insi şeytanlar ve şerirler bu noktaya istinaden gayet zayıf bir kuvvetle, hadsiz bir kuvvete karşı dayanıp ehl-i hak ve hakikati Cenab-ı Hakk'ın dergahına ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinden Kur'an onları himaye için büyük tahşidat yapar. 99 Esma-i İlahi'yi onların ellerine verir. O düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddetli emirler verir. Bu cevaptan birden pek büyük bir hakikatin ucu ve azametli dehşetli bir meselenin esası göründü. Şöyle ki, nasıl ki cennet bütün vücut alemlerinin mahsulatını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bakiyane sümbüllendiriyor, öyle de cehennem dahi hadsiz dehşetli Adem ve içlik alemlerinin çok elim neticelerini göstermek için o Adem mahsulatlarını kavuruyor, o dehşetli cehennem fabrikası sair vazifeleri içinde alemi vücut kainatını alemi Adem pisliklerinden temizlettiriyor. Bu dehşetli meselenin şimdilik kapısını açmayacağız. İnşallah sonra izah edilecek. Hem meleklere iman meyvesinden bir cüzü ve münker ve nekire ait bir numunesi şudur. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir hapsi münferitte, bir tecrid-i mutlak içinde tevehhüş ve meyusiyetten tedehüş ederken, birden münker ve nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Benimle münazaraya başladılar. Kalbim ve kabrim genişlendiler, nurlandılar, hararetlendiler. Alem-i Erbaha pencereler açıldı. Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim bu vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip kabirde münker ve nekirin men rabbuke, senin Rabbin kimdir diye suallerine karşı kendini medresede zannedip nahiv ilmiyle cevap vererek men müptedadır, rabbuke onun haberidir. Müşkil bir meseleyi benden sorunuz, bu kolaydır diyerek hem o melaikeleri, hem hazır ruhları, hem bu vakayı müşahede eden, orada bulunan bir keşfer kubur velisini güldürdü ve rahmet-i ilahiyeyi tebessüme getirdi. Azaptan kurtulduğu gibi, Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali, hapiste meyve risalesini kemal-i aşkla yazarken ve okurken vefat edip, kabirde melaike-i suale mahkemedeki gibi, meyve hakikatleriyle cevap verdiği müsüllü. Ben de ve Risale-i Nur şakitleri de o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle istikbalde hakikaten ve şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekler inşallah. İnşallah. Hem meleklere imanın saadet-i dünyeviye mezar cüzdüğünün bir numunesi şudur ki, ilmi halden iman dersini alan bir masum çocuğun, yanında ağlayan ve masum bir kardeşinin vefatı için vabeyle eden diğer bir çocuğa ağlama, şükreyle, senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti, orada gezer, bizden daha iyi keyif edecek, melekler gibi uçacak, her yeri seyredebilir deyip feryat edenin ağlamasını tebessüme ve sevince çevirmesidir. Ben de aynen bu ağlayan çocuk gibi bu hazin kışta ve elim bir vaziyetimde gayet elim iki vefat haberini aldım. Biri hem âli mekteplerde birinciliği kazanan, hem Risale-i Nur'un hakikatlerini neşreden biraderzadem merhum Fuat, ikincisi, hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken, tavaf içinde vefat eden Alime Hanım namındaki merhum hemşirem. Bu iki akrabamın ölümleri, İhtiyar Risalesi'nde yazılan merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlatırken, imanın nuruyla o masum Fuat, o Saliha Hanım, İnsanlar yerinde meleklere, hurilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını manen kalben gördüm. O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları, hem Fuad'ın pederi kardeşim Abdülmecid'i, hem kendimi tebrik ederek Erhamurrahim'ine teşekkür ettim. Bu iki merhumeye rahmet duası niyetiyle buraya yazıldı, kaydedildi. Risale-i Nur'daki bütün mizanları, muvazeneler
İmanın sadece dünyevileri ve uhreviye medan meyvelerini beyan ederler. Ve o külli ve büyük meyveler bu dünyada gösterdikleri saadet-i hayatiye ve lezzet-i ömür cihetiyle her müminin imanı ona bir saadet ebediyi kazandıracak, belki sümbül verecek ve o surette inkişaf edecek diye haber verirler. Ve o külli ve pek çok meyvelerinden 5 meyvesi meyve-i miraç olarak 31. sözün ahirinde ve 5 meyvesi 24. sözün 5. dalında numune olarak yazılmış. Erkan-ı imaniyenin her birinin ayrı ayrı pek çok, belki hadsiz meyveler olduğu gibi mecmunun birden çok meyvelerinden bir meyvesi koca cennet ve biri de saadet ebediye ve biri de belki en tatlısı da rü'yet ilahiyedir diye başta demiştik. Ve 32. sözün ahirindeki muvazinede imanın saadet-i darine medar bir kısım semereleri güzel izah edilmiş. İman-ı bil kader rüknünün kıymettar meyveleri bu dünyada bulunduğuna bir değil, umum lisanında men âmene bil kader emine minel keder darb-ı mesel olmuştur. Yani kadere iman eden gamlardan kurtulur. Risale-i Kader'in ahirinde güzel bir temsil ile iki adamın şahane bir sarayın bahçesine girmesiyle bir külli meyvesi beyan edilmiş. Hatta ben kendi hayatımda binler tecrübelerimde gördüm ve bildim ki kadere iman olmazsa hayat-ı dünyeviye saadeti mahvolur. Elim musibetlerde ne vakit kadere iman cihetine bakardım, musibet gayet hafifleşiyor görüyordum. Ve kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir diye hayret ederdim. Melaikeye iman rüknünün külli meyvelerinden birisine 22. sözün 2. makamında şöyle işaret edilmiş ki Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacat edip demiş, kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden küsecekler, şekva edecekler. Ona cevaben denilmiş, senin vazifene hastalıkları ve musibetleri perde yapacağım. Ta ibadımın şekvaları onlara gitsin, sana gelmesin. Aynen bu perdeler gibi Azrail aleyhisselamın vazifesi de bir perdedir. Ta haksız şekvalar Cenab-ı Hakk'a gitmesin. Çünkü önümdeki hikmet ve rahmet ve güzellik ve maslahat cihetini herkes göremez. Zahire bakıp itiraz eder, şekvaya başlar. İşte bu haksız şekvalar Rahim'e mutlaka gitmemek hikmetiyle Azrail aleyhisselam perde olmuş. Aynen bunun gibi bütün meleklerin, belki bütün esbab-ı zahiriyenin vazifeleri, izzet-i rububiyetin perdeleridir. Ta güzellikler görünmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeylerde kudret-i ilahiyenin izzeti ve kutsiyeti ve rahmetinin ihatası muhafaza edilsin. İtiraza hedef olmasın ve hasis ve ehemmiyetsiz ve merhametsiz şeylerle kudretin mübaşereti nazar-ı zahiride görünmesin. Yoksa hiçbir sebebin hakiki tesiri ve icada hiç kabiliyeti olmadığını, her şeyde tevhid sikkeleri kat'i gösterdiğini Risale-i Nur hadsiz delilleriyle ispat etmiş. Halk etmek, icat etmek bana mahsustur. Esbab yalnız bir perdedir. Melaike gibi zişur olanların yalnız cüz'i ihtiyarıyla cüz'i, icatsız, kesb denilen bir nevi hizmet-i fıtriye ve ameli bir nevi ubudiyetten başka ellerinde yoktur. Evet, izzet ve azamet isterler ki esbab, perdedar deste kudret ora aklın nazarında. Tevhid ve ahadiyet isterler ki esbab ellerini çeksinler tesir hakikiden. İşte nasıl melekler ve umur-u hayriyede ve vücudiyede istihdam edilen zahiri sebepler, güzellikler görünmeyen ve bilinmeyen şeylerde kudret-i Rabbaniye'yi kusurdan, zulümden muhafaza edip takdis ve tesbih-i ilahiyle birer vesiledirler. Aynen öyle de cinni ve insi şeytanlar ve muzır maddelerin umur-u şerriyede ve ademiyede istimalleri dahi yine kudret-i Sübhane-i Kadir'den ve haksız itirazlardan ve şekvalara hedef olmaktan kurtarmak ile takdis ve tesbihat Rabbaniye'ye ve kainattaki bütün kusurattan müberra ve münezzehiyetine hizmet ediyorlar. Çünkü bütün kusurlar ademden ve kabiliyetsizlikten ve tahripten ve vazife yapmamaktan ki birer ademdirler ve vücudu olmayan ademi fiillerden geliyor. Bu şeytani ve şerli perdeler o kusurata merci olup itiraz ve şekvaları bir istihkak kendilerine alarak Cenab-ı Hakk'ın takdisine vesile oluyorlar.
Zaten şerli ve alemi ve taklitçi işlerde kuvvet ve iktidar lazım değil. İşte nasıl ki melaikeler ve ümür hayriyede ve vücudiyede zaten şerli ve ademi ve tahsisçi işlerde kuvvet ve iktidar lazım değil. Az bir fiil ve cüzi bir kuvvet belki vazifesini yapmamak ile bazen büyük adamlar ve bozmaklar oluyor. O şerir failler müktedir zannedilirler. Halbuki ademden başka hiçbir tesirler ve cüzi bir kestem ve haris bir kuvvetleri yoktur. Fakat o şerirler Adem'den geldiklerinden, o şerirler hakiki faildirler, bil istihkak, eğer zişur ise cezayı çekerler. Demek seyyiatta ve o fenalar faildirler, fakat haseneler ve hayırlarda ve amel-i salihte vücut olmasından o fiil o iyiler hakiki fail ve müessir değiller. Belki kabildirler, feyz ilahi kabul ederler ve mükafatları dahi sırf bir fazl-ı ilahidir diye Kur'an-ı Hakim مَا أَسَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَسَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Ferman eder, el hasil. El hasıl, vücut kainatları ve hadsiz adem alemleri birbirleriyle çarpışırken ve cennet ve cehennem kimi meyveler verirken ve bütün vücut alemleri elhamdülillah ve bütün adem alemleri Sübhanallah derken ve ihatalı bir kanun mübarize ile melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle ta kalbin etrafındaki ilham vesvese ile mücadele ederken birden meleklere imanın bir meyvesi tecelli eder, meseleyi halledip karanlık kâineti ışıklandırır. Allah'ın nuru semavat vel ard ayetinin envarından bir nurunu bize gösterir ve bu meyve ne kadar tatlı olduğunu bir tattırır. İkinci bir külli meyvesine 24. ve elfler kerametini gösteren 29. sözler işaret edip parlak bir surette meleklerin vücudunu ve vazifesini ispat etmişler. Evet, kainatın her tarafında, cüz'i ve külli her şeyde, her nevide kendini tanıttırmak ve sevdirmek için de merhametkârâne bir haşmet rubbiyet. Elbette o haşmete, o merhamete, o tanıttırmaya, o sevdirmeye karşı şükür ve takdis içinde bir geniş ve ihatalı ve şuurkârâne bir rubbiyetle mukabil etmesi lazım ve vakidir. Ve şuursuz cemaat verken azime-i kainat hesabını o vazifeyi ancak hadsiz melekler görebilir ve o saltanat rubbiyetin her tarafta, sarada, süreyyada, zeminin temelinde, dışında, hakimane ve haşmetkarane icraatını onlar temsil edebilirler. Mesela felsefenin ruhsuz kanunları pek karanlık ve vahşet... Mesela felsefenin ruhsuz kanunları pek karanlık ve vahşetli gösterdikleri hılkat-ı arziye ve vaziyet-i fıtriyesini bu meyveyle nurlu, ünsiyetli bir tarzda Sevr ve Hud namlarındaki iki meleğin omuzlarında yani nezaretlerinde ve cennetten getirilen ve fani küre-i arzın baki bir temel taşı olmak yani ileride baki cennete bir kısmını devretmeye bir işaret için Sahret namında uhrevi bir madde, bir hakikat gönderilip Sevr ve Hud meleklerine bir nokta istinad edilmiş diye Beni İsrail'in eski peygamberlerinden rivayet var ve İbn Abbas'tan dahi mervidir. Ma teessüf bu kutsi mana murur zamanla bu teşbih avamın nazarında hakikat telak edilmekle aklın haricinde bir suret almış. Madem melekler havada gezdikleri gibi toprakta ve taşta ve yerin merkezinde de gezerler, elbette onların ve küre-i arzın üstünde duracak cismani taş ve balığa ve öküze ihtiyaçları yoktur. Mesela küre-i arzın nevileri adedince başlar ve o nevilerin fertleri sayısınca diller ve o fertlerin ağzı ve yaprak ve meyveleri miktarınca tesbihatlar yaptığı için elbette o haşmetli ve şuursuz ubudiyeti fıtriyi bilerek şuur dar hale temsil edip dergah ile takdim etmek için 40.000 başlı ve her başı 40.000 dil ile ve her bir dille 40.000 tesbihat yapan bir melek mühekkeli bulunacak ki aynı hakikat olarak muhbir-i sadık haber vermiş.
Ve fikrat-ı kainatın en ehemmiyetli neticesi olan insanlarla münasebet Rabbani'yi tebliğ ve izhar eden Cebrail aleyhisselam ve zihayat aleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölüme terhis etmekteki harika mahsus olan icraat-ı ilahiyeyi yalnız temsil edip ubudiyetkâr ana nezaret eden İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam ve hayat dairesine rahmetin en cemiyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsanat rahmaniye nezaretle beraber şuursuz şükürleri şuuriyle temsil eden Mikail aleyhisselam gibi meleklerin pek acip mahiyette olarak bulunmaları ve vücutları ve ruhların bekaları saltanat ve haşmet rubiyetin muktezasıdır. Onların ve her birinin mahsus tayfelerin vücutları kainatta güneş gibi görünen saltanat ve haşmetin vücudu derecesinde katidir ve şüphesizdir. Melaike ait başka maddeler bunlara kıyas edilsin. Evet, küre-i arza 400 bin nebileri zihayattan halk eden, hatta en adi ve müteaffin maddelerden zihruhları çoklukla yaratan ve her tarafı onlarla şenlendiren ve mucizat-ı sanatına karşı onlara dilleriyle maşallah, barikallah, subhanallah dediren ve ihsanat rahmetine mukabil elhamdülillah ve şükrülillah, Allahu Ekber o hayvancıklara söylettiren bir Kadir-i Zülcelal vel Cemal elbette bila şek ve la şüphe koca semavata münasip, isyansız ve daima ubudiyette olan sekeneleri ve ruhanileri yaratmış, semavatı şenlendirmiş, boş bırakmamış ve hayvanatın taifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nebileri meleklerden icat etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine inip sanat ve rahmet ilahiyeyi kendi dilleriyle alkışlıyorlar. Bir kısmı birer seyyar yıldızlara binip fezai kainatta seyahat içinde azamet ve izzet ve haşmet rububiyete karşı tekbir ve tehlil ile ubudiyetlerini aleme ilan ediyorlar. Evet, zamanı Adem'den beri bütün semavi kitaplar ve dinler meleklerin vücutlarına ve ubudiyetlerine ittifakları ve bütün asırlarda melekler ile konuşmalar ve muhavereler kesretli tevatür ile insanlar içinde vuku bulduğuna nakıl ve rivayetleri ise görmediğimiz Amerika insanlarının vücutları gibi meleklerin vücutlarını ve bizimle alakadar olduklarını kat'i ispat eder. İşte şimdi gel. İşte şimdi gel, iman nuruyla bu küllü ikinci meyveye bak ve tat. Nasıl kainatı baştan başa şenlendirip, güzelleştirip bir meclis-i ekbere ve büyük bir ibadethaneye çeviriyor ve fen ve felsefenin soğuk, hayatsız, zulmetli, dehşetli göstermelerine mukabil, hayatlı, şuurlu, ışıklı, ünsiyetli, tatlı bir kainat göstererek, baki hayatın bir cilve-i lezzetini ehl-i imana derecesine göre dünyada dahi tattırır. Tedimme, nasıl ki vahdet ve ehadiyet sırrıyla kainatın her tarafında aynı kudret, aynı isim, aynı hikmet, aynı sanat bulunmasıyla Halik'in vahdet ve tasarrufu ve icat ve rububiyeti ve hallakiyet ve kudsiyeti cüz-i külli her bir maslun hal diliyle ilan ediliyor. Aynen öyle de her tarafta melekleri halk edip, her mahlukun lisanı hal ile şuursuz yaptıkları tesbihatı meleklerin ubudiyetkerane dilleriyle yaptırıyor. Meleklerin hiçbir cihette hilaf-ı emir hareketleri yoktur. Halis bir ubudiyetten başka hiçbir icat ve emirsiz hiçbir müdahale, hatta izinsiz şehadetleri dahi olmaz. Tam ve hatta izinsiz şefaatleri dahi olmaz. Tam bel ibadun mükremun ve yef'alûne mâ yu'merûn sırrına mazhardırlar. Arkadaşlar, o
Bizim bir mektup var, bakın doğru okuyalım. Kimmiş o? He, o cezimde. Çok yiyeceğim. Nerede mektup şey? Fas ve Yemen şey, nerede? Ahmet Bey, ben okuyorum. Ahmet Bey, buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Sübhanehu. Hazır olarak Risale-i Nur ve müellifi Üstad Bediüzzaman Said Nursi hakkında Yemen'de ve Fas'ta tertip ve tanzim edilen konferanslarda birçok alim ve profesör zatların takdim ettikleri beyanat ve tebliğlerinden hülaseten bir kısmını kardeşlerimize arz ve takdim ederiz. Buna mümessil dünyanın dört bir tarafında nur hizmetleri ve neşriyatı yapılmakta olup Hazreti Üstadımızın 90 sene önce Hutbe-i Şamiye'de haber verdikleri. Evet, nasıl ki eski zamanda İslamiyet'in terakkisi düşmanın taassubunu parçalamak ve inadını kırmak ve tecavüzatını def etmek silah kılınç ile olmuş, istikbalde silah kılınç yerine hakiki medeniyet ve maddi terakki ve hak ve hakkaniyet.